Yüzlerce yıllık antika halılar İstanbul Babali'de tamir ediliyor. Kimi saraydan geliyor, kimi bir koleksiyonerden. Her biri paha biçilemez eserler. Tamiri ve muhafazası zor. Fiyatı da buna göre değişiyor. Neredeyse unutulan mesleklerden el dokuma halı tamirciliği. Hatırlamak için o atölyeleri ziyaret ettik, izliyoruz. Usta parmaklar bir an olsun durmuyor, gözler yorulmuyor. İpek halıların üzerindeki yılların yorgunluğu atölyede işleniyor. Kaç aydır bu halının tamiriyle uğraşıyorsunuz? 8 ay falan da bu hal üstünde çalışıyorum şu anda. Evet. Gene bir 5-6 ay devam edebilirim bu üstünde. Bu halı feshanede dokunmuş bir ipek halısıdır. Saray için dokunmuş. Hünkârbaşı motiflidir. Tavus kuşu ve yazıları, imzalarıyla birlikte hünkârbaşlı bir halı modelidir bu. Ve antika özelliği vardır. Kaç yıllık bir halı? Ortalama 130-140 yıllık bir ipek halıdır bu. Burası ne bir saray ne de müze. Babali Halıcılar Çarşısı'nda küçük bir atölye. Bazen bir saraydan, bazen bir koleksiyonerden gelen antika halılar tamir ediliyor. Ben buna saçak yapıyorum. Tellerini attım, yeniledim. Eskimiş olan saçaklarını yeniliyorum bunlara. Buraya gelen halıların birçoğu antika halılar çünkü tarihleri yaklaşık 200 yıl öncesine dayanıyor. İşte bu atölyeye gelen hasar gören halılar el emeği göz nuru işleniyor ve ustaların elinde yeniden can buluyor. Halıların her birinin ayrı özellikleri, farklı hikayeleri var. Halımız Türk halısı. Kıymeti inceliğinden geliyor. İnceliğinden ki kastımız santimetre karesinde 450 ilmek olan bir halı. Yani tırnak üstü kadar yerden bahsediyorum. Sivas'da dokunmuş Sivas halısı ama antika bir halı. Mihraplı Sivas halımız. Yaklaşık yine 150 yıllık bir halı. Bu bize şu an tamir için geldi. Halılar çok kıymetli. Tamiri de zor, muhafazası da. Bu halının en büyük özelliklerinden bir tanesi bakırla İpeği karıştırmış olmaları. İşte onarım gören bir halının son hali bu örnek olabilir. Çünkü bu halı gelmeden önce tam olarak bu haldeydi. Üzerinde kir vardı, rengi neredeyse solmuştu. Ancak daha sonra tıraşlandı, silindi ve boyası tekrar yapıldı. Halı son olarak bu halini aldı. Bir antika halının değeri on binlerce doları aşıyor. Tamiri de oldukça masraflı. Özelliğine göre bir halının tamiri bir ay sürüyorsa fatura 2000 dolar tutabiliyor. Bu iş çok hareketli bir iş olduğu için mecburen.